Fotoğrafı çektiniz. Daha doğrusu hangi makine olduğuna karar verdiniz. Hangi lensi seçeceğinize karar verdiniz. Işığı nasıl kullanacağınızı öğrendiniz. Ayarları da biliyorsunuz ama yine fotoğrafta bir eksiklik var. Şimdi fotoğrafta eksiklik yaşadığınız zaman harici bir desteğe ihtiyacınız olacak. Mesela örnek olarak bir dijital bir program, bilgisayarda bir program kullanabilirsiniz. Herkesin aklına gelen tabii ki Photoshop olacak. Photoshop da aslında bizim bu kullandığımız DSLR'lar gibi kompakt olmayan, tamamen kullanıcının kendisine kalan bir program. Bununla ilgili dersleri mutlaka bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Fakat çektiğiniz fotoğrafın ışığı çok düşük oldu. Ve artık tekrar çekme şansınız yok. Fotoğraf makinenizin ekranında belki uygun gördünüz ama bilgisayar ekranında farklı gözüküyor. Bunun için Photoshop tarzında bir programa ihtiyacınız var. Photoshop tarzında programlarla ne yapabilirsiniz? Hemen ondan bahsedeceğim hızlıca. Işığın kontrastını açabilirsiniz. Yani objenin, nesnenin, çektiğiniz görüntünün üzerine düşen ışığı azaltabilir, fazlalaştırabilir ya da gölgelerle de oynayabilirsiniz. Hatta çok önermiyorum, çok da tasvip etmiyorum ama fotoğraf üzerine değişiklik yapma şansınız bile var. Örnek olarak çok güzel bir manzara yakaladınız ve bunu çekerken araya bir el girdi. Bu eli programla profesyonelleşerek silme ihtimaliniz var. Ama bu fotoğrafta değişiklik oluyor. Bunu baştan söylemem lazım. Ve profesyonel çok bu işi haber olsun, profesyonel farklı alanlarda olsun yapan insanlar kesinlikle kabul etmez. Ama Instagram'a atacağım ya da bu tarzda bir programda, bu tarzda bir sosyal medyada kullanacağım derseniz bütün her şey programlarla sizin elinizde. Öncelikle herkesin en başına bela olan konu noise, yani noktalar, gürültüler, fotoğrafın içerisindeki beyaz benekler. Bunları Photoshop'la silme ihtimaliniz var ve çektiğiniz fotoğrafı da kurtarma ihtimaliniz var. Büyük ihtimalle gece çekimlerinde ya da karanlık, ışığın yeterli olmadığı çekimlerde bunu yaşayacaksınız. Daha sonra sadece Photoshop değil, farklı programlar da kullanabilirsiniz. Tamamen keşfetmek sizin elinizde. Çok iyi programlar, hazır programlar, hatta fotoğraf makinesinin, aldığınız fotoğraf makinesinin lisanslı programları da olabilir. Bunlar tamamen kullanıcıların elinde. Profesyonel olun, amatör olun. Mutlaka ve mutlaka dijital ortamda çektiğiniz fotoğraflara dokunuşlar gerekebilir. Hepsinin bir yana lens seçimini ve makine seçimini doğru yaptığınız zaman tek sizin yolunuza çıkacak olan etken ışık olacaktır. Işığı da flash, az önce bahsettiğimiz gibi harici ışık kaynaklarıyla çözdüğünüz zaman sadece dijital programlar son tamamlayıcı nokta olacaktır.